Spor Smash TV izleyenleri, şimdi yanımda Onur Aydın var. Kendisi Beşiktaş'ın altyapı sorumlusu. Aynı zamanda az önce U16 maçı vardı Beşiktaş-Fenerbahçe. Kendisinden bu maç sonu değerlendirmesini almak istiyoruz. Çok çetin mücadele ettiniz hocam. Güzel bir maçtı. Sizin de yorumlarınızı alabilir miyiz? Bir kere kardeşlerimi kutluyorum. Çok önemli bir galibiyet aldılar. Bu galibiyetle Türkiye şampiyonasına direkt gitmeyi hak ettiler. Maça gelince aslında pek iyi başlamadık. İlk periyotu 9 sayı geride kapadık. Fakat ondan sonra çocuklar kendi bendiklerini nasıl oynaması gerektiğini hatırlayıp mücadele koydu ortaya. Sonuçta bu takım 2008 jenerasyonu, bizim 2 sene öncenin küçükler Türkiye şampiyonu. Zaten doğal adaylar arasında. İyi bir maç oldu, güzel maç oldu. Fenerbahçe de çok iyi bir mücadele etti. Tam böyle derbiye yakışık, keyifli, izleyenler açısından heyecanlı. Herkese güzel bir maç izlettirdiğimizi düşünüyorum. Yakın skorlar bitti. Bu yaşlarda hani bir maç o kazanır, bir maç bu kazanır. Çok belli olmaz. En önemlisi güzel maç oldu. Sakatlıksız, keyifli, iki tarafında zevk aldı. Oyuncuların birbirine karşı çok güzel, centilmence yaklaştı, davrandı. En önemlisi bu bence. Çok teşekkür ediyoruz vaktinizi ayırdığınız için. Başarılar diliyoruz. Tekrar teşekkürler hocam. Spor Smash TV izleyenleri, şimdi yanımda Kerem Tokdemir var. Kerem Beşiktaş U16 takımında oynuyor. Merhabalar Kerem, nasılsın? İyi misiniz? Teşekkür ederiz. Kerem, az önce Fenerbahçe ile bir maçınız oldu. Çok çetin mücadele ettiğiniz bir maçtı. Öncelikle bu maç hakkındaki görüşlerini alabilir miyiz? Kazanmamız gereken bir maçtı. Bizim için çok önemli bir maçtı. Maçın başından beri üstünlüğü kendi lehimize çevirdik. Güzel maçtı ve rakibimize şans tanımadık bence. Cafer Adar'ı, Fener'i yenmek bizim için önemli bir olaydı. Bunu da yaptığınız için teşekkür ediyorum takım arkadaşlarıma ve koçlarıma. İnşallah bir dahaki maça yine burada yeniriz Fener'i. Son ana kadar çok çekişmeli bir maçtı. Sence en iyi neyi yaptınız? Rakibin skorer birkaç tane oyuncusu vardı. Onları çok iyi savunduğumuzu düşünüyorum. Özellikle ribaundta adamlara karşı takıma çok fazla şans vermedik. Üstünlüğü kendi elimize çevirdik. Kerem, biraz da seni tanıyalım. Sen basketbola nasıl başladın? Nasıl karar verdin bu sürece? Biraz da kendini anlatır mısın bize? Anlatayım. Ben basketbola küçük yaştan beri, yaklaşık 6 yaşımdan beri Beşiktaş altyapısında başladım. Buradaki bütün koçlarım benim gelişmemde ve ilerlememde katkı sağladı. İnşallah Beşiktaş'ta da devam ederim ileriki hayatımda. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Spor Smash TV izleyenleri, şimdi yanımda Eren Baytok var. Kendisi Beşiktaş U16 takımında. Güzel bir maç kazandılar. Çok çekişmeli bir maçtı. Şimdi maç hakkındaki görüşlerini alacağız kendisinden. Öncelikle teşekkür ederim. Maç hakkında da daha çok isteyen taraftık. Daha çok mücadele eden taraftık. Bizim için de çok kritik bir galibiyetti. Çünkü direkt Türkiye şampiyonası için önemli bir adım bizim için. Maçı sert olmayla başladık. Genel olarak agresif bir takımız. Bunu her türlü göstermemiz gerekiyor. Bunu da sağ içine yansıttık ve maçı kazandık. En iyi neyi yaptınız peki sence maçta? Savunma. Peki senin unutamadığın bir an var mı? Daha önceki maçları da düşünürsen, maç esnasında unutamadığın bir an var mı? Basketboldaki anılarından söz ediyorum. Bu maç özelinde değilse, ya da bu maçtan söyleyeyim direkt. Burada Atilla'nın bir basket faali var. Kendisi içeride şu an. Kendisi yok ama maçın tam kopma anıydı. Ona tebrik ediyorum buradan. Beni de yasa. Peki o zaman biz de başarılarının devamını diliyoruz. Spor Smash TV izleyenleri, şimdi yanımda Burak Çeçen var. Kendisi Beşiktaş U16 takımında. Az önce Fenerbahçe'li bir maçları oldu. Maç hakkındaki görüşlerini alacağız. Evet Burak, söz sende. Sağ olun. Kazanmamız gereken bir maçtı. Her maçı kazanmak için çıkıyoruz zaten. Mücadeleyi hiç bırakmadık. Yapmamız gereken de buydu. Bu sonucunda yendik. Peki sence en iyi ne yaptınız? Çok çekişmeli bir maçtı çünkü. İki takım da çok güçlüydü. Dediğim gibi mücadeleyi hiç bırakmadık ve savunma. Savunma sayesinde kazandık. Peki unutamadığın bir an var mı bu maçta? Az önce Eren'in de dediği gibi burada Atilla'nın aldığı basket faal, unutamadım. Yani tam kırılma noktasıydı gerçekten. Peki seni de tanıyalım Burak. Sen basketbola nasıl başladın? 6-7 yaşlarında Fenerbahçe Spor Okulu'nda başladım. Sonra orada devam ettim. Onun sonucunda da U14'ten sonra da buraya geldim Beşiktaş'a. Peki çok teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Sağ olun.